Hata yap. Hata yap. Bir değil, birden fazla hata yap. Hata yaptıkça büyüyeceksin. Ve bir gün gelecek o tecrübe denilen şeyin bütün bu hataların toplamı olduğunu anlayacaksın. İnşallah bizi kimse deli sanmaz ya. Oğlum aşırı soğuk ya. Evet, YouTube tam 4 ay sonra bir videoyla karşınızdayız. Karşınızdayım. Karşınızdalar. Güzel İstanbul be. Mart'ın ilk pazarı. Soğuk mu soğuk? 6 derece bir havadan. Herkese merhaba. Bugün İstanbul gerçekten buz gibi ve ben yanlış eldivenleri aldığım için bayağı üşüdüm oğlum. Kangren olmak üzereyim yani. Şu gemide İsmail abi, sen mi büyüksün ben mi? Sevgili arkadaşlar, bu kanalı yakından takip eden sevgili dostlarımız, abilerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz, dedelerimiz, amcalarımız, bebelerimiz. Tam 4 aydır bu kanala video atmamaktaydım. Bir ara kanalın adını değiştirdim. Farklı ekipten, insanlar farklı ekipten ne ya? Bizim çocuklar geldi gitti kanala. Günün sonunda kanalı eski halde geri çevirdik. Ve ya bir bok da yok açıkçası ya. Öyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Baktık öyle olmuyor işte. 3 kişinin bir araya gelmesi gerçekten zor biliyor musunuz? Yani o müsait olacak, diğeri müsait olacak, diğeri müsait olacak. O gün video çekilebilecek olacak. Video ekipmanları hazır olacak. Yorucuydu gerçekten. Ve biz de dedik ki tamam ya, biz zaten hep birlikteyiz. Kanalı eski haline geri çevirelim ve denize bakarak videolar çekelim dedik. Dadadadadan. Diyecekler ki delinin zoruna bak. Kaskı takmış kafaya. Öyle sağa sola doğru yürürken kendi kendine konuşuyor diyecekler. Gerçi bu ülkede her şey olursun. Rezil olamazsın deyip felsefe yapmaya devam etmeden konumuzun özetine gelelim. Bugün sizlerle Vatan Partisi'nin yararlarını ve zararlarını konuşacağız. Rant değil, üretim için tek seçenek Vatan Partisi. Mustafa İlker Yücel. Uyandırıp çekmişler vesikalığı. Ya ne diyorum ya. Instagram'ı yakından takip eden arkadaşlar bilir. Ben yaklaşık ne kadar oldu lan? Bir 3-4 ay önce falan bir Ducati Diavel karbon satın aldım, 2015 model, ve bugün dedik ki birazcık bu motorla, bu arkadaşla, bu canavarla bir video çekelim, biraz anlatalım, sürelim ve uzun süredir özlenen Motovlog'un Motovlog'u yapalım, Motovlog'un içinden geçelim. Motovlog'u biraz paslanmışım arkadaşlar yani. Merhaba ablacığım. Karşınızda 2015 model Ducati Diavel Carbon. Yani hiç hesapta yoktu. Böyle almak için de gitmedim. Ne bileyim, alırım diye bir düşüncem de yoktu. Birazcık bonus çıktı. Ama çok da güzel oldu. Çok mutluyum bu durumdan dolayı. Bundan şikayet eden adam var mıdır acaba? Bonus Diavel aldım. Tövbe estağfurullah. Ablacığım öleceksin gideceksin ya. Arkadaşımızın ta kendisi burada. Kendisini aldığımda 19.800 kilometrelerde falandı. Şu anda 22.200'lere falan geldik. İşte bir İzmir'e gittim geldim, İstanbul'da turlamadığım yer kalmadı falan. Stok egzoz, stok aksesuarlar. Öyle bir fantezisi yok. Ne bileyim, bir terminoloji yerden egzozlar, rezomomanetler, aynalar. Öyle yığma dolu bir makine değil kendisi ama bu haliyle bile gayet tatmin eden, gayet performansı yerinde, sesi, gürültüsü hoş, gidişi inanılmaz, konforu inanılmaz. Tasarımı herkes tartışıyor ama bence çok güzel bir tasarımı var. Başınız döndü mü, sabit durayım mı? Böyle bir motor bizim oldu. Şimdiden hayırlı olsun dilekleriniz için. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ben de dedim ki madem bu motoru aldık. Bu motorla ilgili bir tane artçı videosu çekmiştik. Kanalın ismini değiştirdiğimiz zamanlarda. Dedim bu motoru nasıl aldık, ne ettik, bu motor nedir? Böyle inceleme tarzında değil de böyle hafiften tadımlık sohbet. İşte ne yaptık, ne ettik, nasıl bir motor tarzında bir video çekelim dedik. En müsait burayı buldum. Böyle motorun başında vıdıdı vıdıdı anlatmaktansa isterseniz yola çıkalım. Şu motovlogu bir geçelim artık. Hem de yolda anlatırız. Daha canlı, daha heyecanlı olur. Böyle sahilde motorun etrafını tur atmak özellikle bu amcayla birlikte gayet zor oluyor. Hayırlı işler. Ya, siklenmedim. Ben gidiyorum. Şimdi motorumuz Kelisco. Dolayısıyla bir anahtar soktum, taktım, ıvır zıvır yaptım diye bir şeyimiz yok. Güneşe ters kaldık. O yüzden gerisini yoldan aldım. Lan şimdi yakıt aldım ya. Nasıl yakıt yok? Ne var ne yok bir anlatalım. Şimdi ben motoru önce nasıl aldım onu anlatayım size. Oradan da
Öyle ölmem. Oradan da motorun nasıl bir motor olduğunu, birazcık hem Diavel'den bahsederiz hem de bu motorun nasıl bir Diavel olduğundan bahsederiz. Şimdi normalde en son hatırlarsınız benim Scrambler Flat Track Pro'm vardı, 2016 model. Yaklaşık 7000-7200 kilometredeydi. Ben o motoru satmaya karar verdim. O dönem YouTube'u da bırakmaya karar vermiştim ve dedim ki ben motoru satayım, yatırım yapayım, ne bileyim kendime iyi bir araba alayım falan kafasına girdim. Klasik böyle YouTube'dan bir şey bulamadığı için başka yönlere eğilen adam olmuştum aslında bir nevi. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Ben Scrambler'ı ilana koydum arkadaşlar. Dedim ki ben bunu koyayım galeriye, elbet satılır. Fakat Scrambler Flat Track Pro bir türlü satılmak bilmedi. Yani zaten Scrambler'ın, özellikle İtalyanların, Ducati'lerin falan pazarları böyle çok hızlı değil. Alıcılara böyle bab güm almıyor. Pahalı motorlar, evet, üstüne üstlük. Ama sen katil pazar bugün, o yüzden akıyor, akıyor. Bak bir tane daha akıyor. Vurun! Ölme böyle. Şimdi malum egzotik motorların, Scrambler, Diavel, işte Panigale, Triumph, Truxton tarzında motorların ikinci el pazarı çok kuvvetli, böyle seri dönmüyor yani. Bizim Scrambler'da bir 4-5 ay falan satılmadı abi. Ve ben işte hani bir yandan satılsın, parayı nereye kullanacağımı karar vermeye çalışıyorum satıldığı zaman. Bir yandan çok da emin değilim çünkü satacağım, acaba hani böyle bir motor istemiyor muyum artık, kendim emin miyim falan diye düşünüyorum. Şunlardan bir seri olalım. Neyse böyle gel git zaman falan baktım Scrambler satılmıyor. Ben Corlas'a gittim. Corlas Ducati'nin Türkiye'deki distribütörü. İşte Triumph'ın, aynı zamanda Scrambler Ducati'nin. Bilmeyenler için Ducati ve Scrambler Ducati ne kadar isimleri aynı olduğu aynı gibi görünse de Scrambler Ducati aslında farklı bir marka. Ve asıl kelam, ben gittim dedim böyle böyle, ben dedim bu motoru satamıyorum. Bu motoru dedim siz bir fiyata alın ve dedim siz üstüne koyun satın. Çünkü dedim ben hani ne kadar uzun süre satamazsam o kadar benim için vakit kaybı oluyor. Hadi dedim 2-3 bin lira bu konuda feragat edebilirim. Onlar da bana dediler ki ya bu devirde hem motor satmak mantıksız, hani motoru satıp hiçbir motor almamak mantıksız. Hem dediler hani senin motora binmemen, hani neden motora binmeyesin ki? Bak hani seviyorsun ediyorsun falan, bu kadar da kesin kararlar verme dediler sevgili Corlas yöneticileri. Çok korktum, beni çağırıyorlar sandım. Niye selam veriyorsam. Bunun üzerine dedim ki ben de, peki o zaman dedim ben ne yapabilirim? Yani nedir bunun çözümü, ne yapalım? Okey, satmayalım mı Scrambler'ı yani? Bunun çözümü dedim satmamak mıdır? Onlar dediler ki istersen başka bir modele bin, başka bir model seç ve onunla devam et. Belki dediler hani bu shape durumun kendine gelir. Belki senin içinde bir fark olur. Bir fark olduğu için heyecan olur, bir heves olur dediler. Ah be, işte bu motorun olayı bu gençlik. Ona da geleceğim. Ben de dedim tamam, peki biz işte modeller üzerinde konuşmaya başladık. XDML'den girdik, Monster'dan çıktık. Ama benim hayalim, böyle kanalı eskiden beri takip eden arkadaşlarımız varsa, hayalim başından beri benim normal bir DVL'di. Yani ne X, işte ne DVL Diesel falan, normal DVL. Carbon, Dark, hani en sade iki modeli, işte Strada gibi uzun yol motoru değil. Normal DVL. Ve bunun üzerine konuşmaya başladık. Bu motor da galeride duruyordu şansıma. Bu motor üzerinde de anlaştık. Onlar yardımcı oldular. Ben bir üstüne bir miktar para koydum ve orta yolunu bulduk. Ve ben motoru böylece almış oldum. Yani aslında motoru bırakmaya gitmişken bir Diavel sahibi oldum. Başarılı bir satış temsilcisiymiş gerçekten. Tabii biz bu arada geçirdiğimiz vakitte bu arkadaşla bayağı bir seviştik. Dolayısıyla aramız iyi. Bu 19.800 kilometredeki, daha önceden uzun yol aksesuarları varmış bu motorun üzerinde. Bunun sahibi arkadaş böyle Yunanistan, Bulgaristan yapıştırıyormuş. Anladığım kadarıyla yönetici de bir arkadaşmış. Böyle ufak tefek pürüzleri var. İşte aynasının şurasında bir çizik var. Böyle armasının yanında bir şeyler var ama onun dışında ciğerden temiz bir arkadaş kendisi. Ben bunu görünce dedim ki tamam, ben dedim ilacımı buldum. Zaten hayalim olan bir şeydi. Bir de üstüne böyle makul fiyata ve zamana gelince tamam dedim, çok güzel zamanlama. Hadi dedim şimdi bu işi yapmanın tam zamanı. Böylece Ducati Diavel Carbon bize hayırlı uğurlu oldu abiciğim. Selam reis. Şimdi Ducati Diavel nasıl bir motor? Bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Bu motor normalde internette bunun hakkında cruiser yazanlar var, Naked yazanlar var. Böyle sınıfı konusunda karman çorman bir şey var. Çünkü
cruiser gibi duruyor. Ama 162 beygir, çift silindir, bir tork manyağı bir makina. Sürüş modları, 8 farklı traction control, 2 tane ekran bilmem ne. Normal bir cruiser'dan da biraz farklı bir arkadaş. Dolayısıyla herkes böyle bir şaşırıyor. Bu ne lan falan. Buna cruiser demek yanlış olur. Bu motor kesinlikle bir cruiser motosiklet değil. Yani tam tabiri caizse hyper cruiser, hyper naked kafasında bir motosiklet kendisi. Çünkü şimdi X level varken mesela hyper cruiser buna demek biraz saçma olabilir. Onun yanında bu baya naked kalıyor. Şu aradan bir arkadaşlar bir müsaade alalım. Biz şuralardan bir çıkalım. Hop. 162 beygir, çift silindir. Üzerinde Mugello'da 1200'ün motor bloğunu paylaştı ki o da bir Ducati kendisi. Bir motor bloğu var ve yürüyor arkadaşlar. Bilerek buradan otobana dönüyorum size nasıl yürüdüğünü göstermek için. 3 tane sürüş modu var. Sport, şurada görebileceğiniz gibi. Sport, Touring ve Urban. Touring'de 162 low diyor. Hani 162 beygirin düşük hali. Traction seviyesi 4'te oluyor. Biraz daha böyle motoru kontrol eden ama gücü de böyle hakkıyla kısan bir tonu var. Urban modu var. Urban modu 100 beygir. O böyle sakin. Şehir içinde yakıt ekonomisini düşündüğün zaman da falan. Şimdi şey yorumlarını hayal edebiliyorum. Bu motora biniyorsan neden düşünesin yakıt ekonomisini diye, ama uzun yolda olduğumuzu düşünün. Ve ritimli bir şekilde ortalama bir hızda gittiğinizi düşünün. Dolayısıyla öyle durumlarda bu mod çok işe yarıyor. Ben İzmir'e gittiğimde özellikle fark ettim. Bu modda 100 beygir. Bir de canavar modu, 162 beygir high modu var. Şimdi biraz önceki urban modunda, bu 100 beygirlik modda makina traction'ın en üst seviyesinde duruyor. Bu 8 seviye traction'ın en babasında, 8. seviyede duruyor ve motorun herhangi bir kayma, işte kontrolden çıkma, fazla gaz durumlarında hemen gücü kesiyor. Sport'ta ise 162 beygir high, yani tüm performans üstüne üstlük. Traction seviyesi normalde işte 2'de 3'te falan oluyor. Ben bunu da 4'e çekmişim bu arada. Benimki biraz daha kontrollü. Malum İstanbul'un özellikle parlak asfaltında çok da riske atmamak için bu 162 beygirlik şey motoru değil ama yolu tanımamak çok korkutucu. Böyle elimizin altında çok güzel bir güç var abi. Böyle dolu dolu. Doğru devirlerde gittiğiniz zaman size G kuvveti yedirir gibi arkaya doğru yaslayan inanılmaz bir güç var. Şöyle anlatayım size. Bir koptunuz mu abi? 140-150 ile viraj dönüyorsunuz ve gayet rahatsınız. Hop. Arkadaki tabii 240 böyle lastikler var. O böyle iyice sizi yolda böyle gezdiriyor. Arkanızı rahata yaslandırıyor. Normalde büyük lastik virajdan yer derler falan ama bu motorun şasisi, tasarımı, bu böyle hepsi bir bütün haline gelmiş yani bu motorda. Ve böyle açtığınız zaman hayvan gibi bir güç var altınızda. 180 ile gidiyorsunuz sanki iş değilmiş gibi. Yapıştırmaya devam ediyorsunuz abi. Böyle BMW'lerle falan dalga geçiyorsunuz. Böyle aradan yardırıyorsunuz. Hop kola. Böyle dolu dolu elimizin altında 9500-10.000 RPM dolu dolu bir güç var abi. Özellikle sporttayken böyle tadından yenmiyor. Şehir içindeyken, caddede, ışıklarda. Kimle bulaşmak, kime girmek istiyorsanız, kime bulaşmak istiyorsanız böyle ara gazı veren araba, 3 kasa, 5 kasa, ne bileyim 1 kasa, niye BMW'den gidiyorsam ama herhangi bir araba da olabilir, çok önemli değil. Trafikte böyle size bulaşan bir insan tanesi, özellikle trafikte böyle hızlanmaların önemli olduğu trafiklerdeyseniz, ne bileyim özellikle E5 gibi diyeyim, hani top speed değil de olay. Hızlanmadır ya E5. Yavaşlarsınız. İstanbul E5'i bilmeyenler için. Böyle 90-100'de düzenli akan bir trafik düşünün ama arada böyle yavaşlar artar falan. Tabi 200'de gidemezsiniz o yolda. 90'da 100'de gidersiniz ama orada ara hızlanmalar çok önemlidir. İşte bu o yolların şaka makinesi abi. Bu
Çok haklısınız yani, neler yaptım böyle ama. Şöyle anlatayım size. 35'teyim şu anda. Bir açıyorsunuz abi. Hop 150. Direkt 140-150 hemen. Sizin için 2-3, 3,5, bilemediniz 4 saniye içinde 150 ve üstü hızlara varıyorsunuz işte. O yüzden böyle trafikte millet size bulaştığı zaman şöyle yüzünüzde pis şeytani bir gülümseme adına yakışan ve böyle eliniz otomatik bir sport moduna gidiyor. Hemen hazırlanıyorsunuz, gazı açıyorsunuz ve abi kayboluyorsunuz. İşte bu arkadaş böyle bir arkadaş. Şimdi inceleme tadında yapmak istemiyorum ama bu gidişi durduran frenleri hiç kendi tasarımından ve işte lastik ebatlarından, sınıfından beklenmeyecek bir viraj kabiliyeti. Biraz önce otobanda gördüğümüz gibi. Bu kadar övüyorum. Yani bu motor benim hayalimdi abi. Şimdi hayalimi de övmeyeceksem neyi öveceğim yani? Ben bu motoru 2014'ten beri diyeyim böyle hayal ettim, anlıyor musunuz? Böyle evde yatardım mesela. Yataktayken hayal ederdim. Bunu sürmek nasıldır? Nasıl gidiyordur Allah bilir. Böyle diyordum, gece çıkacağım, caddelerde gazlayacağım, yanlayacağım. Kafamda kurardım. Birçok motor için böyle kurduğum hayallerim, planlarım, fikirlerim oldu. Bazıları fail etti, bazıları gerçek oldu. Aa, ben buradan hayatta girmem. Bu ne lan? Daha yeni yıkattım motoru. Böyle bütün hayallerimi doğru çıkardı bu motor. Bu videoyla beraber YouTube'a geri dönüyoruz. Bir süredir Twitch'te yayın yapıyordum ben. Yaklaşık bir aydır falan Twitch'te yayın yapıyoruz. Orada işte muhabbet sohbet ediyorduk. Motorumuzun da aküsü bitmişti. Malum 2015. 4. yılında artık akümüz bitmeye yüz tutmuş. Yeni aküsü geldi. Geçen hafta, bugün de en sonunda binip gazlayabildik. Evet, alım videosu hem sizinle motoru hem de bu sürüş hissiyatını kıssadan ise paylaşmak istedim. Umarım güzel video olmuştur da bu videoyu YouTube'da izleriz. Ne güzel yermiş lan burası. 2015 Diavel Carbon sürerken tam olarak işte böyle hissettiriyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bize beğenerek destek olabilirsiniz. Kanalımıza bu videonun altına yorumlarınızı aşağıya yazabilir ve bundan sonraki videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Dikkatli sürün. Hoşça kalın diyoruz. Koyayım, çok özlemişim video çekmeyi ya. Of! Of! Of, iyi ki geldin. İyi ki hayatımdasın. Seni çok seviyorum ya. İyi, bak bir şey diyeyim, aşırı eğlendim video çekerken. Gerçekten sık sık yapalım bunu. İlk baharım kışa döndü.